İletişim işte sadece akademik hayat değil, o belki duygusal boşluk dediniz. Ya asıl bu bölüm nasıl telafi edilecek? Yani çocuklardaki o bütün o duygusal boşluk tabii ki velilere de iş düşüyor ama bakanlık olarak psikologlarla çalışıyor musunuz? Kesinlikle. Ne yapılacak bu konuda? Bizim zaten hemen başlangıcında 24 saat açık rehberlik hattı kurduk. Bir psikolojik destek hattı kurduk. Ve bu dünyada ilklerden birisiydi. Bizim rehberlik araştırma merkezlerimiz var. Orada psikolojik danışmanlarımız var. Onların nöbetleşe arayan herkese yardımcı olduğu bir şey var, hat var. Ayrıca sanal robotlarımız diğer türlü soruları da yanıtlayabiliyorlar. 24 saat açık bu robotlar. Ev asistan var, MEB asistan var. Bu asistanlar da herhangi bir konudaki soruyu 24 saat yanıtlıyorlar. Bu çerçevede çocuklarımızın ruh sağlığının korunması fiziksel sağlığı kadar gerçekten önemli geleceğe dair. Bazen fiziksel sağlık hemen geçebiliyor tedavi sonucunda ama ruhsal sağlık daha kalıcı izler bırakabiliyor. Bunun önüne geçmek için birincisi toplumun yıkıcı bir yaklaşımla, sürekli olumsuza odaklanan bir yaklaşımla, sürekli açık arayan bir yaklaşımla, sürekli büyük bir problem haline getirmeye çalışılan bir yaklaşımla bir defa toplumun böyle olmaması lazım. Yani acaba neyi nasıl düzeltebiliriz? Nerede bir eksiklik var? Ha, sizi uyarıyorum, bakın şunları şunları iyi yapıyorsunuz. Şurada da eksiğiniz var. Benim de şöyle bir önerim var. Bizim beklediğimiz yaklaşım bu. Ama sadece yıkıcı olunursa, sadece açık aranırsa bunun altından o toplum kalkamaz ve kötümserlik büyür. Kötücüllük büyür. Bu çocuklar da buna şahit olurlar. Yani etraflarında, sosyal medyada her yerde buna şahit olur. Sürekli buna şahit olan çocuk gerçekten ruhsal olarak bir şeyi biriktirir, olumsuz anlamda biriktirir. Anne babanın dikkatli olması lazım. Önemli olan çocuğun salgınla ilgili politik tartışmaları bilmesi değil. Önemli olan çocuğun teknik ayrıntıları bilmesi değil. Sadece şunu bilmesi, bu bütün dünyanın başında olan bir konudur. Bununla ilgili herkes kendi tedbirini alıyor kişisel olarak. Ama devletimiz de tedbirleri alıyor. Sağlık Bakanlığı çalışıyor, diğer bakanlıklar çalışıyor. Hemen her yerde devlet yollarda kontroller yapıyor vesaire vesaire. Yani bu konuda tedbirler alınmaya büyük ölçüde çalışılıyor. Toplumun da destek olması gerekiyor. Hiç bir travmaya sokmadan, yani biz bunun için gereken tedbiri aldığımızda, kontrole dikkat ettiğimizde hiç merak etmeyin, bu bizi koruyacaktır. Sağlık Bakanlığı ne diyor her gün? Tedbir bunun ilacıdır diyor. Dolayısıyla bu tedbiri almak, bu korunmayı yapmak ve olumlu bir dil kullanmak çocuğun ruh sağlığı açısından çok önemli. Ama sürekli katı bir eleştiri, sürekli bir kötümserlik, sürekli bir yıkıcılık o çocuğu orada konuşanlar arasında olmasa bile duymasına yol açıyor ve onu biriktiriyorlar. Bunu yapmamak lazım. Anne babanın daha olumlu dil kullanması lazım. Beraberiz, birlikte göğüsleyeceğiz, birlikte omuzlayacağız bunu. Hep beraber yapacağız. O yüzden de hani benim dilimin hep olumlu olması, hep iyimser olmamın nedeni ben problemleri görmüyor muyum? Tabii ki görüyorum. Ama biz moral bozan kişi olamayız. Biz çözüm merkeziyiz. Biz sürekli hani kötü senaryoyla hareket edemeyiz. Biz sadece ihtimalleri dikkate alırız. İyisiyle kötüsüyle alırız. Ve biz kendimize bakıyoruz. Uzaktan eğitimde ben kendime not veriyorum. Kaç veriyorsunuz Diyorum kendinize? ki şimdi Uzaktan eğitim notunuz kaç kendinize şimdi şimdi bir verdiniz? öğretmen duruşu oluştu sizde birden. Hiç, çok istemiştim bugüne kadar not vermeyi diye. Buyurun, valla kaç verdiniz Şimdi kendinize bakın Sayın Bakan? şöyle bir şey var. Kırılımlara baktığımda elbette değişiyor ama genel olarak kendimizi belli bir mesafe almış sayıyoruz. Eksiklerimiz olduğunu görüyoruz, hatalarımız olduğunu görüyoruz. Bunları tamamlamakla ilgili büyük bir gayretimiz var. Ve biz 10 tane iş yapıyorsak ben görüyorum ki hani 7-8'inde gerçekten çok tatmin O oluyoruz. zaman 10 üzerinden 7 mi oldu? Şimdi geri kalan 1-2'sinde şöyle olsa daha mı iyi olurdu diyoruz. Yani bu anlamda
Bir eğer hata arıyorsanız ben size söyleyeyim zaten, eksik arıyorsanız ben size söyleyeyim, uğraşmayın. Ama böyle genel bir şekilde her şey kötü, yani her şey kötü olmaz. Bazı şeyler iyi olur, bazı şeylerde sıkıntı olabilir. Çözüme yönelik bir bakış açısı. Beklediğimiz tek şey bu. Yani her şeyi olumlu görmek, biz her şeyi mükemmel yapıyoruz. Ben öyle bakıyorsam zaten gerçeği kaybetmişsindir, kaybetmişimdir. Biz birçok şeyi iyi yapıyoruz. Neye göre bakıyoruz? İşte şunu 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 yapıyoruz diyoruz. Burada dünyayı da izliyoruz. Bize şöyle baksınlar, ödevini yapan bir çocuk gibiyiz. Yani ödevimizi yapıyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Bunları da tamamlamaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Ama böyle her şey mükemmel gibi bir şey söylemek bence çok yanlış bir ifade olur. Şimdi gazeteci biliyorsunuz o manşeti alır. Henüz alamadım. 10 üzerinden 7 mi Sayın Bakan? Yok. Kaç? 7 düşük olur. 8? 8 şimdi, mi? Söyleyin oraya, o rakamı söyleyin. 8, 9, 10 oraya, kaldı. Oraya girmeyelim. Aslında söyledim yani. 8. Yani daha iyi olabilir, işlerimiz var tabii. Ya 10 üzerinden 10 aldık demem ben kendime. Yani peki, bakanlık olarak. Şimdi o zaman ben o eleştirilerden de sorayım biraz. Şimdi mesela Eğitimsen uzaktan eğitim çalıştayı sonuç raporunu açıkladı. Canlı derslere katılan öğrencilerin %70'ten fazlası derslerde sadece dinleyici konumunda kaldı tespitinde bulundu. Şimdi ne dersiniz buna? Mesela ben de evde de gözlem yapıyorum. Arkadaşlarımla da konuşuyorum. Tabii ki bu biraz öğrencinin içinde bitiyor. O ayrı ama şimdi televizyonu ya da işte bilgisayarı açan çocuklar İşte aradan bir cep telefonuna bakabiliyorlar, oyun oynayabiliyorlar, mesajlaşabiliyorlar, açtım deyip kitap okuyabiliyorlar. Yani bu tespitiniz var mı? O yüzden yüz yüze eğitim mi diyorsunuz? Ve yok, öğrencilere bakın, ne çağrınız var? Bu biraz hani gerçekten eğitimi ve eğitim bilimini hani çok kavrayamamakla ilgili bir şey bence. Hani şundan dolayı. Sınıfın içinde de çocukların hepsi konuşmaz. Yani ben öğretmenim, öğretmenliği bilirim yani, sınıfı bilirim. Binlerce sınıfta binlerce saat gözlem yaptım. Bazı çocuklar ataktır, birkaç kişi parmak kaldırır. Bazıları hiç konuşmaz, dinler yani. Bazıları öğretmen görmeden işte arkadaşıyla bir şeyler yapar. Bazıları hayal kurar. Bazıları dışarı çıkmaya çalışır. Şimdi sınıfın doğası budur yüz yüze de. Şimdi öğrencilerin bir kısmı dinlemiyor şeymiş, aktif değilmiş. Ya bu böyle zaten, yani yüz yüze de böyle. Şimdi bunun eğer eğitimsel yorumunu hani ortaya koyarsak şunu söyleyebiliriz. Öğretmenin o kısa süre içerisinde ki zaten en fazla yarım saat civarında bir şey var. Her çocuğu işte belirli dakikalar konuşturma imkanı olmayabilir. Öğretmenin bir konu anlatımı var, bir şey anlatması lazım. Sonra soru soran çocuklara yanıt vermesi lazım vesaire vesaire. Yani sınıfın içi öyledir. Her çocuk konuşmaz yüz yüze de. Burası da öyle bir yer. Daha iyi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Tabii.